Bu programda ürün yerleştirme uygulanmaktadır. Nevşin Mengü ile Haber Ötesi. Merhabalar, Haber Ötesi başlıyor. Bu hafta Kadınlar Günü'nü eda ettik. Öyle eda ettik diyorum. Çünkü hani çılgınca 8 Mart boyunca işte kadın aşağı, kadın yukarı konuşuyoruz. Sonra vicdanımızı rahatlatıyoruz. İşte çiçekler, böcekler çizdik sağa sola. Herkesi Kadınlar Günü'nü kutladık. Mesele bitti gibi. Bilmiyorum işte artık vicdan mı rahatlatıyoruz, ne yapıyoruz? Bir güne sıkıştırıyoruz bütün mesajları. Bütün hafta boyunca kadınları konuşuyoruz. Konuşuyoruz, konuştuğumuz orada kalıyor. İşte ne yaptık bu hafta? Bol bol kadın meselesini konuştuk. İçimizi rahatlattık. Almanya ile kavga ettik. Almanya ile bir dövüştük. Şimdi bakalım o iş nereye varacak? Daha Rusya krizinin yaralarını malumunuz, yeni sarıyoruz. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bilhassa esnaf çok daha iyi biliyor. Bakalım Almanya ile dövüşmenin faturası ne olacak? Onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Her neyse, şimdi Almanya bir kenara. Madem işte bu hafta böyle kadınlar haftası gibi, Kadir Has Üniversitesi'nden çok güzel bir araştırma geldi. Büyükelçisi Belgrad'da, bugün Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad'da 9 Mart 1983'te iki Asala terörist tarafından vurularak öldürülüyor. Tam Belgrad'ın merkezinde kırmızı ışıkta dururken saldırıya uğruyor Balkan arabası. İki terörist ateş açıyorlar Balkan aracına. Hem şoför yaralanıyor, hem büyükelçimiz yaralanıyor. Yaralı halde hastaneye kaldırılıyor. Ama maalesef kurtarılamıyor. O sırada tabii o iki teröristin peşine halk düşüyor. Yani işte Belgradlılar düşüyorlar, ne oluyor diye tutmaya çalışıyorlar teröristleri. Bunlardan bir tanesi bir öğrenci, Yugoslav bir öğrenci. Zeliko Milivojević diye. Teröristler Zeliko'yu da öldürüyorlar. Ona da ateş açıyorlar. Olay yerinde bir Yugoslav öğrenci de ölüyor ve bir Hırvat grup, Paraf adında bir Hırvat grup aslında bu ölen öğrenciyle ilgili, Zeliko ile ilgili bir şarkı yapmış. Onu özellikle size çalmak istedim. Şimdi baktığınız zaman bu eski Yugoslav ezgileri aslında bize çok tanıdık geliyor. Özellikle o dönem popları, işte 80'ler dönemi pop müziği, o dönemin 70'ler dönemi pop müziği bizim aynı dönemdeki pop müziğimize o kadar benzer ki. Paraf tabii çok böyle bir pop grubu değil aslında, bir rock grubu, punk rock grubu daha doğrusu. Ama böyle hani bir o doğu yumuşaklığı diyeceğim. Doğu yumuşaklığı var bence, yani en azından benim kulağıma öyle geliyor. Hem bir yandan tanıdık gelecek ezgiler size, hem de aslında bize dokunan bir şarkı onun için. Hem de 9 Mart'ın işte yıl dönümünü de yeni geride bıraktık, onun için özellikle çalmak istedim. Evet, toplumda kadın erkeği nasıl görüyor, erkek kadını nasıl görüyor, kadınlıktan ne anlıyoruz, erkeklikten ne anlıyoruz? Güzel kapsamlı bir çalışma, güzel de bir zamana denk geldi. Kadir Has Üniversitesi'nden doçent doktor Aslı Çarkoğlu ile konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Ben baktım biraz araştırmaya tabii, yaptığınız araştırmaya. İşte enteresan, benim tabii dikkatimi çeken asıl flaşları siz söylersiniz ama aslında herkes, kadınlar da erkekler de ne olduğunun farkında. Yani erkekler de biliyorlar, bu toplumda kadına şiddet çok fazla. İşte ev işini kadın tek başına yapıyor. Aslında erkekler pek bir şey yapmıyor. Evde hiç kadına yardımcı olmuyor. Kadın iş hayatında zor yer buluyor. Herkes bunların farkında. Ama buna karşı bir şey yapmıyor herhalde. Böyle mi? Bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Evet. Herkesin bunların farkında olduğunda ben de hemfikirim. Doğrusunuz. Herkes onları yani bir şekilde yani kadınlar için zor bir hayat olduğunun farkındalığı hem kadınlarda hem erkeklerde yüksek gözüküyor. Hı hı. Kadınlarda bu farkındalık erkeklere göre biraz daha yüksek. Erkeklerde de ama bayağı sağlam yerinde. Yani değil mi? Baktığımız zaman erkeklerin kaçı %70'i mi kadın çok ciddi, hani kadına şiddet en büyük sorun Türkiye'de diyen, çok ciddi bir oran var. %55'lerde maalesef, ama evet. Hı. Öyle. Büyük bir grup, yani en büyük, memleketteki en büyük sorunumuz nedir dediğimiz zaman kadınlar açısından şiddet hep bir numaraya çıkıyor. Bu sene biraz daha oran düştü. Hı hı. Yani en büyük sorunumuz budur. %70 küsürlerden bu sene %60'lara indi biraz ama yine de hala bir numaralı kadın sorunu olarak şiddet çıkıyor. Evet. Hı hı. Başka araştırmaya baktığınız zaman Türkiye'de kadın deyince ne anlıyor Türk insanı? Süper kadın anlıyor. Şöyle bir şey, yani bu kadın evde her işi yapıyor. Ama bu kadının aynı zamanda ev dışındaki hayatta da talebi var. Hı hı. Bunu ne kadar yapabiliyor onda sıkıntılar gözüküyor. Yani bizim elimizdeki örneklerin sadece %25'i şu anda aktif olarak çalışıyordu. Kalan %75'in de %41'i
hiçbir zaman çalışmamış. Hı hı. O yüzden yani kadınların iş hayatına, çalışma hayatına katılım oranları düşük. Ama bir talep var. Yani kadın çalışsın mı? Yani kadın para kazansın, kazandığı parayı da kendisi kullansın tabii ki gibi şeylere onaylar fena gözükmemekle birlikte. Bunların hepsini ancak ve ancak ev tamamlandıktan sonra yapabilir gözüküyor. Yani şu evdeki işi de yapsın, sonra gitsin aynen, bir de para kazansın. O da aile bütçesine katkı olsun. İkanda açabilir, çalışabilir, okuyabilir ama evi toplamak onun işi. Evi temizlemek, çamaşırı yıkamak, çocuklara bakmak. Onlardan ödün veremez. Evet, aynen öyle. Hepimiz aslında aşağı yukarı bu tempoda oluyoruz bir yandan. Tek başına yaşayan, öyle, evli olan falan. Ya bu çok yorucu bir şey. Buradan dinleyen erkekler varsa böyle deli gibi oluyor insan. Yani sabah kalkıyorsun böyle çıldırmış gibi böyle bir aman işe gitmeden çamaşır yetiştireyim de falan gibi böyle garip hesaplarla orada yarım saatte çamaşır yıka, oradan bir şey as, oradan oraya koş falan. Böyle işe yorgun geliyorsun falan bazen. Böyle öyle oluyor yani gerçekten. Evet, çok haklısınız. Aynen öyle oluyor. Eve geldiğiniz zaman yorgun geliyorsunuz ama yapılacak 10 tane daha iş oluyor. Onları aynen, bitirdikten sonra da ertesi günün yapılacak işlerini planlamaya başlıyorsunuz bir de. Kesinlikle öyle. Bir de çocuğu falan olanlara hakikaten yani Allah sabırlar, kolaylıklar versin. Şimdi orada ankette de görülüyor. Mesela erkekler diyor ki ya ben işte çocukla ilgileniyorum. Ha tabii daha çok ilgilensen daha iyi olur diyor ama herhalde Türk erkeğin öyle bir girişimi yok yani, gönlünden geçiyor. Ya ilgilensek aynen, de iyi olur ama yani günün sonunda annesinin işi falan gibi düşünüyor herkes herhalde. Aynen. Bence bir ilginç şey de kadınların hayat memnuniyetini erkeklerin ev işine dahiliyetleri veya çocuk bakımına dahiliyetlerini belirlemiyor olması. Yani kadınlar da mutluluklarını kocam evde bana yardım edecek veya çocukların bakımına yardım edecek diye belirlemiyor. Bu da bana biraz şeye geliyor. Kadınlar da bu işin peşinde çok fazla talepkar değiller. Çünkü bence şöyle bir şey var. Vatandaş olarak söylemek gerekirse yani. Katılımcı aynen, gözlemci. Şimdi eğer bir erkek çok genç yaşından beri, çocukluğundan beri yapmadıysa el pratiği yok. O sinir bozuyor. Yani şimdi adam mutfakta o kadar beceriksiz şeyler yapmaya başlıyor ki sinirine yani sen abi sen bir şey yap sen yapma yani falan diyesin ki anlatabiliyor muyum? Yani evet çünkü o zorlaştırıyor o işi falan. O bulaşığı yıkayamıyor çünkü o ve onu gördükçe sinirleniyorsun durumu oluyor biraz. Yani bunu anneye düşüyor ya işte mesele dönüp dolaşıp oraya geliyor. Annenin bilmiyorum bizim çocukları da kız erkekle belki fazla mı şımarık yetiştiriyoruz bilemiyorum. Yani çocuk bizde evde bir şey yapmaz her şeyi anne yapar ya sürekli o pratiği edinemiyor evet, herhalde. Yani şimdi burada iki şey var tabii. Bir çocuklardan kendi işlerini en azından yapmalarını da beklemiyor olduğumuzu söyleyebiliriz. Mesela biz de burada şeyi sorduk. Çocukların neleri yapması uygundur kız çocukları, erkek çocukları için diye. Hı hı. Şimdi şöyle bir fark var orada. Çocukların genelde herkes tarafından her ikisi için de hem kız çocukları hem erkek çocukları için de uygundur dedikleri şeyler işte toplu taşıma tek başına bakkala gitmesi, 14 yaşından küçükler için konuşuyoruz burada. Hı-hı. Sokakta mahallede oynaması, bisiklete binmesi. Şimdi bunlar en fazla hem kız çocukları hem oğlan çocukları için yapması uygun görülen sıraladıklarımız arasında aktiviteler. Başka neler sağlık bunlar için derseniz mesela evde temizlik işlerine, çamaşıra bulaşığa yardım etmesi, hı hı, ev dışında bir işte çalışması, düzenli olarak kardeşine bakması, yemek pişirmesi gibi şeyler var. Hı hı. Şimdi bunlar da 14 yaş ve altı çocuklarda ev dışında çalışması %88'ine kız ne oğlan yapmasın denmiş. Hı hı. Bu çocuk çalışma kanunları açısından da iç rahatlatıcı, en azından toplumsal, hı hı, olarak onayımız var bunun için diye gözüküyor. Ama şöyle bir fark da var. Şimdi kız çocukları için oğlan çocuklarına göre daha yapsa uygundur dediğimiz şeyler mesela temizliğe yardım etme, hı hı, düzenli olarak kardeşe bakma, yemek pişirme. Kızlarda az bir grup tarafından yani %10'larda bir grup tarafından olsa da bu yapılabilir olarak görülüyor. Kız çocuklarından daha çok yetişkine doğru kaydırılıyorlar yani bir şekilde. Hmm, hmm. Ama oğlan çocuklarında hemen hemen hiçbir şey yok. Evet hiçbir şey yok. Her yani oğlan çocuğu eve gelsin, devrilsin, yatsın var, affedersiniz öyle öyle. Türk ailesinin oğlan çocuğu algısı eve gelsin, devrilsin, yatsın.
Aynen öyle. Yani oğlan çocuktan beklentiler sıfır neredeyse. Değil mi yani, evet. Öyle ya, şimdi kız çocuk için de düşük. %10 diyorsunuz bir yandan. Aynen düşük. Aslında ya, anneye kalıyor her şey. Evde anne deli gibi orayı topla, burayı aynen çocuğu öyle giydir falan. Yani burada ailede iş bölümü işte, bilmiyorum. Şimdi aile tabii toplumun en küçük birimi. Fakat orada benim dikkatimi çeken sizin çalışmanızda kadın politikacı. Herkes çok sıcak bakıyor. Yani %80'lerde olsun kadın politikacı diyorlar mesela. Bu ilginç. Yani bir otorite figürü olarak da görülebiliyor kadın demek ki bir yandan. Özellikle kadınlar tarafından isteniyor, hı-hı, talep ediliyor diyebiliriz bir şekilde. Ama erkekler mesela anketteki sorulardan benim en favorilerimden biri olan diyelim ki bir gün bir seçim sezonunda çok benzer özelliklere sahip, hı, bir erkek ve bir kadın cumhurbaşkanı adayı olsa hangisini tercih edersiniz diye sorduğumuzda kadınlar %63 oranında kadına oy veririm derken erkeklerde bu oran %36'ya düşüyor. Hı hı. Yani erkeklerin artık o seviye bir ülke temsiliyetinde kadın görmek niyetleri çok yok diyebiliriz. Ha, milletvekili olsun da cumhurbaşkanı ise bir dursun diyorlar. Ya gerçi tabii orada belki şeye de bağlı artık, o hani bir karizmatik lider değil mi? Yani orada başka şeyler de devreye giriyor herhalde. Doğru. Yani o cinsiyetler üstü olabilecek. Ama kadınları karizmatik lider olarak göremiyor olmamız da bir sorun zaten. Doğru, haklısınız. İş hayata katılımında ne görüyoruz kadının? Hani siyasette böyle ankette ne çıkıyor? Yani iş hayatına katılımda tutum olarak katılsınlar tabii, ama erkekler ilk önce işe girsin de sonra katılsınlar şeklinde bir tandans var diyeyim. Yani eşit şartlara sahip olmalıdırlar iş hayatında. Taciz ne sözlü ne fiziksel taciz kesinlikle tolere edilmemelidir. Yani bunu yapan işten atılmalıdır falan gibi şeylere onaylar yüksek hem kadınlar ve erkeklerde. Ama mesela doğum sonrasında babalar da doğum izni alabilmelidir de onaylar %70'e düşüyor. Diyebilirsin ki ne güzel %70'lere çıkmış. Hı hı. Şimdi babaların doğum izni alması o kadar aslında babalık açısından zaten öyle olmalı gibi gelen bir şey ki bir grup insan için. Yani çocuğu doğuyor, onun da niye izin almasın baba? Anne alıyorsa, baba da alsa, ikisi birden çocuğa baksalar. Hı hı. Ama burada %30 hala babanın izin almasına gerek var. Aslında %30 yüksek diyorsunuz yani böyle bir durumda çünkü. Evet, bir de şu bence önemli. Kadınlar erkekler iş ararken eşit şartlara sahiptir. Onay %50'de kalıyor. Yani eşit şartlara sahip değiller aslında diyor büyük bir grup. Ya en azından bunun ayırdındayız. Şimdi bu önemli değil tabii, evet, ki. Yani önemli. Tabii ki değil. Ne aynı maaşı alıyorsun günün sonunda, bu böyle yani. Ne işte bir terfi olacaksa sen hiç düşünülmüyorsun falan. Ne o istersen 8 dil konuş bilmem ne falan, kod yaz bilgisayarda, bu kimsenin umurunda değil. Çünkü işte birinin karısı falan, birinin kızı bir şeysin. Çünkü bu böyle yani. Tabii ki eşit şartlara sahip değiliz. Kadın patron olsa bile başındayım. Bunu buraya koyalım yani bir dakika yani. Bilmiyorum siz belki siz akademi ya da kadın olmak nasıl bir şey, belki biraz bahsetmek istersiniz. Valla akademide kadın olmak, Türkiye'de akademide çalışan çok kadın olduğu için çok kolay gibi düşünülüyor ama akademi kadınlar için en sert ortamlardan biridir. Bütün dünyada da böyle, Türkiye'de de çok farklı değil. Akademiye girmek bir şey ama akademide başarılı olup üst düzeye çıkmak için gerekli olan şartlarda kadınlar hep dezavantajlı kalırlar. Yani şöyle bir bakındığımız zaman kaç tane kadın rektör var, kaç tane erkek rektör var, kaç kadın dekan var, kaç erkek dekan var gibi üst düzeylerde, kaç erkek prof var, kaç kadın prof var gibi karşılaştırmalarda kadınların hep dezavantajda kaldığını görüyoruz zaten. Yani o yüzden akademinin diğer çalışma ortamlarından en azından farkı yok diyebiliriz. Daha kötüsünü bilemem ama en azından hiç farkı yok diyebiliriz. Aynen. Bir de şöyle bir şey var, işte çalışmış ve işi bırakmış kadınlara neden bıraktınız diye sorduğumuzda ev iş sorumlulukları ve çocuk bakım desteği olmaması önemli çıkıyor. Bir %35 kadın falan bunlar olursa tekrar işe dönebilirler gibi gözüküyor. Hiç çalışmamış olan kadınların da en büyük çalışmama sebepleri bir aile izninin olmaması. Yani babadan, eşten veya aileden izinlerinin olmaması. Hemen onun ardından da çocuk bakım desteğinin olmaması gerekiyor. Ya işte hakikaten yani o yüzden Türkiye'de de çalışma ortamlarındaki çocuk bakım desteği kadınların işe dahiliyeti, iş hayatına dahiliyeti için önemli bir katkı oluyor. Şimdi bir yerden baktığımız zaman, İstanbul'da bir yerden baktığımız zaman
kadın meselesi çok farklı görünüyor. Anadolu'dan baktığın zaman işte işin tabii rengi değişiyor yani. Doğru. İşte koca ne gerek var canım, sen evde otur deyince kadın oturmak zorunda kalıyor falan. Yani günün sonunda aslında hepimiz tamam bu hafta işte kadınlar günü falan, çiçekler, böcekler, sosyal medyaya mesajlar koyduk öyle böyle, ama işte anca sosyal medyaya yazıyoruz, öyle görünüyor. Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, çalışmanızı bizlerle paylaştığınız için. Teşekkür ederiz ilginiz için. Kolay gelsin. Birazdan devam edeceğiz çünkü malum her hafta olduğu gibi Dilge bizi bekliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dilge'ye döneceğiz, onunla konuşacak çok şeyimiz var. Bir şeyler dinleyelim, devam edeceğiz. Nevşin Mengü ile Haber Ötesi. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan sesinden arkadaşımız Dilge Temuçin bizi bekliyor. Dilge aslında bu hafta hasta. Ama biz hastadır, ustadır, kadınlar günüdür dinlemeyiz. Efendime söyleyeyim, eleman bulduk mu çalıştırırız. Öyle yapıyoruz. Hasta hasta Dilge'yi stüdyoya sürükledik. Dilge merhabalar. Merhabalar Nevşin. Ben güçlü bir kadınım ama hasta hasta da olsa gelirim seninle muhabbetimi ederim yani. Bravo, bu haftanın ruhu bu. İşte aradığımız ruh bu gerçekten de. Şimdi aslında 8 Mart malum Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir gün. Değil mi? Kadın işçiler eşit ücret istiyorlar. Aslında her şey böyle başlıyor. Muhtemelen Amerikalıların pek çoğu bunu bilmiyor ama işte Amerikan işçi kadınların eşit işe eşit ücret mücadelesiyle başlayan bir gün. İşte şimdi farklı başlıklarda, farklı anlamlarda dünyada kutlanmakta mı diyelim işte, ya da daha ziyade işte kadın hakları daha çok konuşulmakta mı diyelim. Herhalde siz de bu hafta kadın hakları üzerine konuştunuz. Dediğin gibi 1909'larda başlamış bir şey bu, New York'ta başlamış eşit ücret için ve o zamandan bu zamana da aslında Amerika'da bilinen bir gün ve kutlanan, önemsenen bir gün Nevşin. Bu sene de şey yaptı kadınlar, kadınsız gün hareketi başlattılar ve 8 Mart'ta işte kadınlar işe gitmesinler, alışveriş yapmasınlar, hayatı durdursunlar şeklinde bir harekete geçtiler ve bazı yürüyüşler de yaptılar. Ama çok büyük yürüyüşler olmadı bu. Çünkü kadınların yürüyüşü biliyorsun 21 Ocak'ta oldu. Donald Trump'ın seçilmesinin ertesi günü kadınların yürüyüşü yapıldı. Amerika'nın birçok şehrinde milyonlarca insan sokağa döküldü. Haliyle 21 Ocak'taki yürüyüşün o büyüklüğü, o görkemli halinden sonra 8 Mart Amerika'da biraz daha sönük geçti. En dikkat çekici şey şuydu. New York'ta işte borsa, Wall Street, bütün Amerikan ve dünya piyasasını döndüren Wall Street'te bir tane boğa heykeli vardır. Biliyor musun onu? O heykelin önüne... Çok iyi bilirim, ben o heykelin önünde büyüdüm ya. Ya ben o heykelin önünde büyüdüm, bilmem mi ya? Ora bizim mahalle değil. Bilmez olur muyum ya? Ya insanlar genelde o heykelle böyle başka çeşit pozlar veriyor. Bence önünde büyüme yani o heykelin ama. önüne bir tane kız çocuğu heykeli diktiler ve Wall Street'te de kadının gücünü, kadınların erkeklere karşı ve erkek egemen iş sınıfına karşı duruşunu simgeleyen bir tane de heykel koydular. En çok ses getiren o oldu. Onun dışında da tahmin edersin ki Amerikalı ünlüler Twitter mesajlarıyla girl power, işte kadınların güçlülüğü, birliği üzerine mesajlar verdiler. Zaten ama New York'ta da grup, Washington'da da gösteriler o kadar böyle büyük değildi. Zaten bence en sevilen kısmı herkesin Instagram'a poz verdiği kısım. Herkes onu seviyor. Kadınlar günü işte bisepslerimi sıkarak poz vereyim. Kadınlar günü bence bu bir kısım için. Yani şöyle bir şey başlatmaya kalktılar. Bilmiyorum yayılacak mı. Bu Charlize Theron var ya işte oyuncu. Sütyenini çıkardı. Instagram'da video. Ve sütyenini böyle daha ona inspire eden, ona ilham veren başka bir kadına challenge etti. Yani işte ben bu kadınlar günü için sütyenimi bilmem neye hediye ediyorum, atıyorum. Hadi sen de falan gibi. Güzel, böyle anlamadım. Saçma sapan diye bir şey. Giyilmiş sütyeni mi hediye yani ediyor? Yani o kadarını bilmiyorum da herhalde giyilmiştir de. Bu ice bucket vardı ya işte, buz kovası challenge'ı böyle herkes birbirine bulaştırıyordu. Hayır yani arkasında şöyle bir şey var. Onun sütyenli versiyonunu düşün yani. Şimdi bir feminist akım malum işte kadınların korseyi çıkarmasıydı 50'lerde yeter. Yani çünkü cendere gibi sıkan bir şey. Kadınlar bunu çıkardılar. Bu bir devrim yani tırnak içerisinde. Hani bunun gibi bir şey mi aslında deniyor ya, sütyen de bir yerde korse gibi bir şey. Çünkü bir etkisi hayır, yok hayır, aslında. Hayır öyle bir şey daha değil. Yani bu daha çok gösteriş amaçlı. Yoksa kadınların vücutlarına özgürlük gibi, korse gibi bir akım falan başlatmıyorlar ki.
Zaten bilim adamları da her zamanki gibi tıbbi bölümlerine de gireyim olayım. Bilim adamları da aslında sütenin gayet yararlı bir şey olduğunu da söylüyorlar. Hayır abi, nerede söylüyor bunu, hani attın sen. Bahsetmiyorlar. Sen bunu bayağı attın. Olabilir mi abi böyle bir şey? Kim diyor ya yararlı mararlı diye? Olabilir. Sadece ya olabilir. Bizim hayır diğer, efendim yani yalan neyin? Efendim ne alakası var? Ya ne alakası var? Hayır şu şaka bir. Ya aile doktor ya bizde hani biraz da onun onlar bilgisiyle konuşuyorum. Stüyensiz gezmediği onlar sana öyle demiştir. Ne olabilir mi? Ya bir şey söyleyeceğim, mantık basit. Şimdi evrim diye bir şey var, sen kabul etsen etmeyen falan da var da yani var böyle bir şey. Kabul etmeyen etmesin. Şimdi yani mükemmele doğru gider evrim. Şimdi eğer gerekli olsaydı yani anlatabiliyor muyum? Öyle doğardık biz. Şimdi öyle doğmadığımıza göre bu sonradan eklenen bir şey, tamamıyla toplumun edep ahlak kurallarıyla falan alakalı, nasıl bir faydası olabilir ki yani Allah aşkına. Ya bu sadece edep ahlakla ilgili değil aslında, sonuçta birçok şey hayatımıza ekleniyor. Bir de evrim mükemmele gidiyor mu artık, ondan da emin değilim yani, bu konu sapar gider ama. Yani öyle bir şeyden bahsetmiyorlar. Hani bir devrim falan yapmaya çalışmıyorlar. Ha. Böyle gösteriş olsun. İşte sütyenlerini çıkarıyorlar, fırlatıyorlar falan filan. İşte şey tartışıldı biliyorsun. Bir Harry Potter'da oynayan bir kız vardı ya, feminist hareketin isimlerinden Emma Watson. Efendim çok feminist bir arkadaşımız kendisi. Büyük açıklamalar yapan Birleşmiş Milletler Elçisi falan. İşte bir dergiye poz vermiş. Ya göğüsleri tamamen ortada değil ama işte sütyensiz, üzerine bir parça kumaş var. Efendim feministler nasıl verilmiş bu pozu mesela? İnanılmaz bir şekilde tartışılıyor. Haber kanallarında bile tartışılıyor. Feministler bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Kadınların vücuduna özgürlük var mı, yok mu? Yani emekçi kadınlar günü olarak bilinen 8 Mart'ın en büyük konusu aslında bu. Kadın bedeni yani üzerinden yürüdüğü tartışmalar diyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde, evet, değil mi? Evet. Olsun, o da güzel, o da enteresan. Şimdi bir de biz Dilge'yle hafta içi konuşurken işte ne konuşacağız, ne yapacağız falan diye, ay çok sıkılıyorum Dilge dedi bana. Biz de ben de bunu konuşuruz, sıkılmanı konuşuruz dedim. Dedi ki rahmetli anneannem ne zaman sıkılıyorum desem evlendirelim seni derdi diye bir cevap verdim. Aslında. Ne için ya, bütün masraflı yazışmalarımız burada ortaya. Gazeteciden arkadaş olmaz Dilge, ben bunu bilmiyor musun ya? Bir şey söyleyeceğim ama aslında bu da çok 8 Mart'la bak uyuşuyor, anladın mı? Hani şimdi Amerikalılarla biraz dalga geçiyoruz falan filan da, şimdi bizde de yani kadınlık nasıl bir şey, bak sıkıldı evlendirelim, çok konuştu işte evlendirelim, sinirli olursun bak bunun başına vurdu evlendirelim falan, sürekli evlendirme çabası. Yani rahmetli anneannemle yapardık, kadının kadını ettiğini kimse etmiyor biliyorsunuz zaten. Yani orası öyle, hani erkekler bile bu kadar hani seni evlendirme ya da kadınlığına laf etmeye bu kadar meraklı değilken en sevdiklerin, en yakınların yapıyor. Yani evet, böyle bir yaklaşım var kadınlara karşı. Daha komiğini söyleyeyim, bu heykel hikayesinden bahsettik ya New York'ta. Bir tane kız çocuğu heykeli, bir arkadaşım, bir erkek arkadaşım dedi ki heykeli ne kadar çirkin yapmışlar. Bak dedim, bu bile bu kadar seksist yani. Hani oraya bir kız çocuğu koyuyor. Ve sen o heykelindeki kız çocuğunun güzel olup olmadığını tartışıyorsun. Mesajını değil. Hani böyle bir yaklaşım var. Evet, yani bu sıkılma haline kadınlara getirilen cevaplar çok enteresan. Ama aslında bu bir sendrom deniyor. Şimdi Kaliforniya sendromu yine. Sıkılmaya mı deniyor? Şeydi. Bir sendromumuz var. Çünkü Kaliforniya, burada reklamlarda da çok sık görüyoruz. Kaliforniya eğlencenin, hazın, şevkin, işte çılgın eğlenceler, seks, bir sürü şeyin olduğu eyalet olarak lanse ediliyor. Reklamları da bu şekilde. Ve bir süre sonra insanlar bir doyumsuzluk, bir tüketim çılgınlığına giriyor. Ve haliyle psikolojik bozukluklar ortaya çıkıyor. İşte hedonizmden, işte ben merkezci bir hayata geçme, sonra yalnızlaşma, mutsuzlaşma, hiçbir şey yetememe hali, sosyal medyanın getirdiği herkes mutlu bir tek ben değilim haliyle insanlar ciddi sıkıntılara ve bunalımlara giriyorlar. Hani benim sıkıntımın kaynağı büyük bir ihtimalle bu değil ama yani böyle bir sendrom ismi koymuşlar ve Kaliforniya'da intihar oranlarının arttığını belirlemişler mesela. Acaba kadınlarda daha fazla mıdır? Bunun yanıtını bulamadım. Araştırdım ama bulamadım. Her şey var. Her şeyi bulunca sıkılıyor gibi bir şey. Evet.
Peki, ya böyle... benim sıkılma nedenim daha çok haberlerle ilgili oluyor genelde ama. Evet, bizde bizim meslek bakıp hastalığı bakıp oluyor gerçekten. Sıkılıyoruz, sen de biliyorsun ki. Sıkılmaz mıyız ya? Tam araya girip bir şey söyleyeceğim. Kadınlar burada Beyoğlu çok güzeldi bu hafta. Şimdi normalde de Beyoğlu'nda hiçbir yeri evet şey gördüm kesinlikle. Harikaydı, harikaydı. İzin verilmiyor yani. Ama hakikaten 8 Mart dolayısıyla kadınlar Beyoğlu'na çıktılar ve hakikaten güzeldi. Yani destek veren erkekler de vardı. Uzun zamandır olmadığı kadar güzeldi. Bu sıkılıyor sendromu dedin ya, Kaliforniya. O Oblomov evet. Sendromu derler. Eski Rusya'da işte devrim öncesi değil mi? Her şey olan Rus asilzade, her şeyi vardır, hiçbir şey yapmasına gerek yoktur ve o kadar çok sıkılır ki aklıma o geldi birdenbire. Evet. İnternasyonel bir şey. Yani azı karar çoğu zarar diye. Azı karar çoğu zarar bak. Öyle her zaman çalışmak ve güçlü durmak lazım bir kadın olarak ki sıkılmayalım. Kesin. Kendimizi kanalize ettim. Ve bizi, önemli işleri değil mi? Mesaj verelim. Daha da ötesi. Bizi sıkacak, canımızı sıkacak şeylere karşı durabilmek için yapmamız gerekiyor. Ayakta durmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor, daha çok çalışmamız gerekiyor. O zaman bu mesajla veda edelim mi? Ne yapalım? Edelim madem. Dilge Timuçin çok çok teşekkür ediyoruz. Yani işte biz de burada kadın kadına mesaj verdik gibi oldu ama tabii kadın, erkek, çoluk, çocuk fark etmez. İşte biraz daha dezavantajlı bir kişi iseniz, biraz daha farklı bir kişi iseniz, herkes gibi değilseniz gerçekten rencide edilebiliyorsunuz. Çünkü insanlar bilmediklerinden korkuyorlar. Kendileri gibi olmayan şeylere daha sorgulayarak bakıyorlar. Ama bunların hiçbirimizi yıldırmaması gerekiyor. Herkes bir olmak zorunda değil, herkes aynı olmak zorunda değil. Farklılıklarımızı koruyarak da toplum içerisinde var olabiliriz. Onun için aslında 8 Mart'ta belki biraz da bunu da konuşmak lazım. Daha farklı olabilirsin, daha dezavantajlı olabilirsin. Ama bu seni yıldırmak zorunda değil diyelim. Yavaş yavaş noktalayalım. Zaten hafta içi ana haberde görüşürüz. Haftaya yine buradayız. Hoşça kalın.